Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık söylememe gerek yok ama gene de hatırlatmakta fayda var. Birisi çıkar ben görmedim, duymadım der arkadaşlar. Alırız başımıza belayı. Ne diyoruz? Bu videoda da anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Sonradan sen dedin oldu, sen dedin sen yaptın olmasın sevgili dostlar. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Konumuz ne olacak peki? Konumuz zaten başlıkta da yazdığı gibi Near Protokol arkadaşlar. Near protokol alınır mı? Destekler neresi? Dirençler neresi? Neyin altına düşerse satmalıyız? Düşüş derinleşecek. Neyin üzerine çıkarsa güzel bir yükseliş bekliyoruz. Bu ada neler olur gibilerden sorulara cevap arayacağız. Analiz yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi kendi araştırmanızı tabii ki de kendiniz yapınız. Öncelikli olarak Near protokol neydi? Yani bir bilen var, bilmeyen var değil mi? Yani bu Near'ın ne olduğunu. Near protokol bir layer one protokolü arkadaşlar. Katman bir protokolü. Ne demek katman bir? Yani bu blockchain ağlarının ta kendisi. Bir nevi Ethereum gibi. Ethereum'a alternatif bir proje sevgili dostlar. Ethereum'un yaptığı işi aynısını daha hızlı, daha ölçeklenebilir, daha güvenli ve daha ucuza ben yapabilirim amacıyla ortaya çıkmış bir proje. Hızlı da ne kadar hızlı diyorsanız arkadaşlar saniyede 100 bin işlem yapabiliyor. Yurt dışında belirli yerlerde sevgili dostlar bunu köprünün başına oturtturuyorlar. Gelen geçen arabaları sayıyor. Kaç tane araba saniyede kaç tane geçiyor. Saniyede 100 bin tane araba geçmediği için köprüler... Diyor ki bana yeni işler, yeni işler, yeni işler verin. Dünya blockchain'i artık geçti, kullanıyor. Near da gayet güzel bir şekilde işlemlerini yapıyor. Sadece bu işleri mi yapıyor? Hayır, üzerinde başka protokollerde çalışıyor, başka projelerde çalışıyor. Örneğin RWA tokenlardan falan bahsederken Flux'tan bahsetmişizdir geçmiş yayınlarımızda. Bu Flux Near protokol üzerinde çalışıyor. Gene NFT taraflarında sevgili dostlar Mint Base bu da gene e, NIR protokol üzerinde çalışıyor sevgili dostlar. Ne zaman kuruldu, nerede kuruldu, kim kurdu dediğimizde böyle bir baktığımızda e, borsalarla ilgilenen, daha doğrusu S&P ile Wall Street ile Nasdaq ile ilgilenenler duymuştur. Viking Education diye bir firma var arkadaşlar, oldukça büyük bir yatırım firması. Bunun sahibi de Eric Trutman. Demiş ki ya bu kripto işinde para var galiba. Bu Ethereum, Ethereum millet voleyi vuruyor. Biz de, bizim neyimiz eksik diyor. Parası da var arkadaşlar ama anlamıyor bu blockchain işlerinden. Gidiyor Google'ın en iyi yere gidilere gidiyor. Yani Google'ın mühendislerini alıyor. Microsoft'un mühendislerini alıyor. Bastırıyor parayı ve bunu o kurduruyor arkadaşlar. Kurucusu Eric Trotman. Yani arkası da sağlam bir proje. Baktığımız zaman hani temel olarak baktığımız zaman hocam bu projeye para yatırılır ve uzun süreli beklenir mi diyorsanız evet bu projeye para yatırılır ve uzun süreli beklenir sadece mesela doğru zamanda alıp doğru zamanda satmayı bilmek projenin temeline baktığımızda açık konuşmak gerekirse hiçbir problem görmüyorum şöyle bir marketteki sıralamasına baktığımızda 22. sırada sevgili dostlar binlerce yüz binlerce hatta milyonlarca coin var. Bu coinler içerisinde 22. sırada başı çeken coinlerden bir tanesi 4 dolar 26 cent fiyatıyla bugün %1.36 yükselmeyi başarmış. Bu hafta %4.55'lik bir yükseliş yapmış. Bu ay kötü geçmiş arkadaşlar. Bu ay %13'lük bir zarar var NEAR tarafında. Ama yılbaşından beri alıp tutanlar, hiç karışmayanlar dolar bazında yüzde 16.69'luk bir kar elde etmişler. Baktığımızda ATH seviyesi, tavan seviyesi görebildiği en yüksek seviye 20 dolarların üstünü görmüş. Dolayısıyla hani boğa hedefimiz nedir hocam gibilerden 20 doları çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. İlerleyen zamanlarda yine bakacağız tabii ki de. Nir iyidir, güzeldir. 20 dolarda hedefi vardır. Şu an 4 dolarlarda işlem görüyor. Biraz daha ayrıntıya geldiğimizde yaklaşık 324 milyon dolarlık bir hacimi oluşmuş. Bugün piyasa değeri de 5 milyar doların üzerinde NIR'ın sevgili dostlar. Göstergelere baktığımızda göstergelerin henüz tam manasıyla ala dönmediğini görüyoruz. Sat gösteriyor arkadaşlar ortalama olarak ama osilatörlerde de nötrlükler var. Momentum al verirken mekti sat veriyor arkadaşlar. Nötr. Hareketli ortalamalarda allar satlar karışık durumda. Ama kısa vadede baktığımızda hacim ağırlıklı ortalama 4.24 itibariyle ki şu an onun altında pool hareketli ortalamada 4 dolar itibaren al vermişler. Yani bizim ne yapıp ne edip bu gece yarın gece iki gece üst üste 4 dolar 24 25 diyelim biz buna. 4 dolar 25 sentin üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor ki hedefe ulaşalım. Daha grafiğe bile bakmadan söyleyebiliriz bunu çok rahat. Hedef ne arkadaşlar? İlk hedef basit hareketli ortalama 200 muanın geçtiği 5 dolar 36 sent. 5 dolar 36 sentin üzerinde kapanış yapana kadar Near'da tehlike devam ediyor. 5 dolar 36 sent üstü bahar bahçe 5 dolar 36 sentin altı tehlikeli durumlar çanlar çalıyor sıkıntı devam. Neyron şöyle bir grafiğine bakalım arkadaşlar. İşte çıkış tarihi gelmiş 20 Ekim 2020 civarında piyasaya çıkmış. Hayırlı uğurlu olsun. Burası dip noktası. Tüm zamanların en düşük seviyesi. Ardından güzel bir boğa Boğanın kralı işte 20 dolarlara çıkıyor. En tepelere çıkıyor arkadaşlar. Burası bizim hedefimiz. Burada satanlara ne mutlu 0.60 mı kaç burası 0.60'lardan alıp da 20 dolarda satanları bir düşünün ne para kırmışlar. Ardından ayı sezonuna giriyoruz 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 ve şurada bakınız arkadaşlar az önce bahsettiğim konudan tekrardan geç, üzerinden geçmek istiyorum şunları sileyim. Bakınız şurada 200 mağanın üzerine atıyor. Anlatabiliyor muyum? Şurada 200 mağanın 200 günlük hareketli ortalama şu kırmızı çizgiden bahsediyorum. Üzerine atınca şov başlıyor. Burada da aynı şekilde geliyor, 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 geliyor. Burada 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne atınca şov başlıyor. Asıl şov bunun üzerine attığında başlıyor. Şu an baktığımızda şov yok. 200 günlük hareketli ortalamanın ne yazık ki altındayız. Bizim kırmamız gereken seviye 5 dolar hadi 20 centler olsun. Çünkü bu bu taraftan yukarıya doğru çıkarken bu da aşağıya doğru iniyor ya. Hani kesişme noktasının 5.21'ler olduğunu varsayarsak mutlaka ama mutlaka 5.21'in üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor. Near uçuyor, kaçıyor, gidiyor diyebilmemiz için. Near'da bir destek bölgesi oluşmuş. Hedefin yukarıya gitmesi için her şey hazır gibi görünüyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Near'da evet Near gidiyor yukarıya doğru giderken düştüğünde burası tutuyor bunu. Bu destek tutuyor. Daha önce de burada tutmuş. Ardından burada tutuyor. Bakın çizgi burası. Dip seviyelerimiz burası. Olur da Near bunun altında kalırsa yani 3.59'ların altında bir kapanış yaparsa stop. Çünkü 3.59'ların altı dipsiz kuyu. Neresi var altta? Hadi dipsiz kuyu demek diyelim de bir dip belirleyelim. 1.60'lar vardı da aşağıda. 1.60'lara kadar çakılırız Allah korusun. Başka 2.40'lar var arkadaşlar. Alt tarafta eğer ki bu dediğimiz bölgeden az önce söylediğimiz bölgeydi kaçta orası? 3.60'ların falan altında kapanış görürsek arkamıza bakmadan kaçalım. Şimdi buralar dip tamam mı? Nerede stop olacağımızı anladık. Roket bölümüne de baktığımızda da bakın yükselirken de başımıza da bir bela var. O belaya baktığımızda da giderken 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 buraya doğru buradan red diyoruz. Gene yükseliyoruz, red diyoruz. Gene yükseliyoruz, red diyoruz. Gene yükseliyoruz, red diyoruz, yükseliyoruz, red diyoruz arkadaşlar. Yükselebilmemiz için bu üçgeni kırmamız, şuradan 521'lerin üzerinde bir kapanış görmemiz gerekiyor. Kapanış görürsek ne olur arkadaşlar? Hemencecik bakalım ne oldu burada? Anlamayanlar için alt kenar, üst kenar, şurası da orta kenar. Bir üçgen oluştu arkadaşlar. Bir nevi şu an üçgen formasyonumuz var. Üçgen formasyonlarında hedef nedir? Hedef üçgenin derinliği kadardır. Nereden itibaren? Nereden kırılırsa? Diyelim ki buradan kırıldı arkadaşlar. Buradan kırıldı. Buradan da kırılabilir. Buradan da kırılabilir. Nereden kırılırsa alın size eğitim. Diyelim ki buradan kırıldı. Öyle ya buradan kırıldı. Hedefimiz nedir o zaman? Üçgenimizin hedefi nedir arkadaşlar? İlk hedefin 11.80'ler olduğunu görüyoruz. Peki 11.80'lerden sonraki hedefler için bir destek alalım. Bir yardım alalım arkadaşlar. Fibonacci'yi çağıralım. Bize hedefleri versin. Evet şöyle biz 11.88 dedik ama bize şey diyor ki Fibonacci yanlış ölçmüşsün 12'dir diye hedef. İyi e, 12 olsun. 12 ilk hedefimiz sevgili dostlar. Şurası 18. 20 bizim ATH seviyemiz. E demek ki 18-20 aralığına geldiğinde buralarda bizi sancılı bir dönem bekliyor. Ve boğa hedefimize geldiğimizde de 20'yi kırdığında da direkt olarak biz 27'leri göreceğiz gibi görünüyor. Neyron bu hedefi 27 dolar olarak karşımıza çıktı. Kıymetli dostlarım görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. Evet Neyron'da şu an için herhangi bir problem yok. Görünüm üçgenin içinde olduğu için sevgili dostlar nötr. Üçgenin altında bir kapanış görürseniz şunun altında bir şu çizginin sarı çizginin altında bir kapanış görürseniz 3.60'lara denk geliyor demiştik. 3.60'ın altında bir kapanış görürseniz arkanıza bakmadan kaçın. Olur da üçgenin üzerine atar. Şurada da bir geri çekilip backtest yaparsa 5.20'nin üzerine atarsa da roketler devam ediyor. Elinde near olanlar beklesinler. Bakalım ne yapacak? Elinde near olmayanlar da yine aynı şekilde üstüne atarsa atlamayı, trene binmeyi unutmasınlar. Evet canlar hepinizi Telegram kanalıma, Twitter kanalıma beklediğimi durduralım. Hatırlattıktan sonra sevgili dostlar hoşçakalın Allah'a ısmarladık diyeceğim. Videonun hemen altında bakınız. Şurada Twitter adresim, TikTok hesabım ve Telegram kanalımın linkleri var. Buyurun istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Hepsi de tamamen ücretsiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.